Hayırlı günler diliyorum. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün de kombinimi bu şekilde hazırlamak istedim hanımlar. Şöyle yakından göstereyim. Mürdüm renginde. Şöyle kol, ön, arka, etek detayı komple pliseli bir kumaş. Sandy kumaş. Kumaşın adı Sandy kumaş. Yazın mükemmel bir şekilde serin tutan bir kumaş değil bilirim. En sevdiğim kumaşlardan bir tanesidir Sandy kumaş. Yazın kesinlikle yakmıyor. Efil efil bir kumaşı var, incecik. Şöyle yarım tunik hanımlar. Ön tarafı kısa, arka kısmı şöyle bir tık uzun. Altına da şöyle aynı tamamen ön ve arka plisi olmak üzere detaylar komple aynı, yani üst tuniğin şeyi de aynı, pliseleri de, eteğin ikisi de o şekilde hanımlar. Kol detaylarının sadece uç kısmı hariç komple pliseli bir takım. Bunu istediğim zaman bu şekilde kombinliyorum. Sade olarak giyiniyorum. Bazen üzerine kap giyiniyorum hanımlar. O anki duruma göre hareket ediyorum. Şöyle pembe bir kolyeyle kombinledim. Ben bu takımı hanımlar şöyle pembenin, morun, böyle lilanın her tonuyla kombinleyebiliyorum. Çok da rahat oluyor. Gerçi en sevdiğim kumaş şu hanımlar. Bunlar yazın gerçekten tiril tiril bir kumaşa sahip. Bunu da seviyorum ama bu biraz tafta kumaşlar kalın oluyor. Yazın biraz terletiyor ama bu da diğerinden bir tık daha aşağıya diyebilirim. Hafif terletiyor ama en güzel kumaş. Şunu tavsiye edebilirim. Pamuklu kumaş olduğu için terletmeye engel oluyor. Yani terlemeyi geciktiriyor diyeyim hanımlar. Ondan dolayı çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz pamuklu kumaşları. Pamuklu kumaştan olan şal, eşarp türü her şeyi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Taftalar biraz yakıyor açıkçası yazın. Bugün de kombinimi bu şekilde düzenledim hanımlar. İsterseniz bize size üzerine kap giydiğim haliyle göstereyim. Bir de o şekilde küçük bir görüntü alayım. Şöyle size bir de üzerine kap kullandığım ki halini göstereyim. Şöyle biraz yakına geleyim. Bu şekilde kap kullanıyorum çoğu zaman üzerine. Yeri geldiğinde de üzerine bir şey kullanmadan da çıktığım oluyor. Ama genelde herkesin kendine has bir tarzı vardır ya hanımlar. Ben de bu şekilde giymeyi daha çok seviyorum. Çünkü herkesin kendi bedenine, fiziğine uygun olan bazı kıyafetler vardır. Hani her kıyafet herkese yakışmıyor çoğu zaman. O yüzden insanın en güzel şeyi kendine yakıştırdığı, kendi beğendiği, kendi sevdiği şeydir elbette. Ona şüphe yok. Ben de bu şekilde giymeyi çok seviyorum. Bu takımımın üzerine yeri gelince siyah, beyaz, mor tonlarında bazen bu pembe kapımı kullanıyorum. Hali hazırda hangisi varsa onlardan bir tanesini takıyorum. Hemen elime hazırda bu geldi. Bunu göstereyim ben de size dedim. Şöyle bunun üzerine farklı farklı tonlarda şallarımı takıyorum. Şimdilik bunları koydum. Bunun üzerine pembenin, morun, mürdümün tonlarında her tonu kullanabilirsiniz. Sade renkler olduğu için her şeyi kaldırır. Şöyle. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım beğenirsiniz. Ben çok severek ve beğenerek kullanıyorum. Oğlum kolye getirmiş bana teyzeleri. Bunları da koy diyor ama oğlum tamam yeter, diğerlerini getirme. Hanımlar bugünlük de benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.